Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 16. mektup, ikinci noktadayız. Neden Nursi seküler hukuka referansla konuşuyor meselesini konuştuk. Arkadaşım eyvallah, Said Nursi siyasetten çekildi ama talebelerinde bu durumu öyle görmedik diye bir soru vardı. Orada hemen şu hatırlatmanın gerekli olduğunu düşünerek şunu konuşmuştum. Bir kere Yeni Said'in talebesi yok. Önce bu tespiti yapalım. İkincisi, tam da şu noktaya gelmiştik. Yani evet, Said Nursi'nin arkasından cemaatleşme, tarikatleşme meselesi bir olgu. Bu bir sosyal bir olgu. Hatta siyasi bir olgu. Ne oldu da bu adamı okuyanlar bu hale geldi? Kırılma noktaları neydi? Nerelerde hatalar yapıldı? Ne gibi seçenekler vardı hususunda sorulacak sorular, tırnak içerisinde nurculuk diye bilinen sosyal bir kümenin serancamını çalışmak ve anlamak anlamına gelir ki bu mesele bu odanın temel araştırma soruları arasında yer almıyor demiştik. Belki burada doğru soru şu olabilir diye konuşmuştuk. Yani Said Nursi ve Risaleler yaşanılan dönemde niye bir tehdit unsuruydu? Hatta eş zamanlı şu soruyu da müzakere etmiştik. Yani Risale-i Nur'da tehditse devlet onu neden neşrediyor meselesi. Bu sorunun da cevabı nispeten basitti. Yani devlet Kur'an'ı neden neşrediyorsa, devlet Kur'an-ı Kerim'i neden neşrediyorsa, risaleleri de o yüzden neşreder. Nokta. Yani ben öyle anlıyorum. Hatta demiştik ki bir metnin derinlemesine çalışmasının yapılabileceği ortamlar yok olduğu takdirde o metinleri folklorik bir değer olarak yaşamasına, yani bırakın karşı çıkmayı, desteklemek yönetici elit açısından çok kıymetlidir. Yani niye bunu yapmasın ki? Devlettir, neşreder demiş Uğur. Evet, yani kendisine göre o. Devletin politik elitleri genelde araştırmalarda da rasyoneldir. Yani çalışma yaparlar. Artısı, eksisi, cost benefit analizi diyorlar ya, fayda zarar analizi yaparlar. Öyle kendilerine göre bir tavır takınırlar. Aynı kültürel bir zenginlik olarak değerlendirilebilir. Yani birçok açıdan faydalı olabilir. Şimdi ama şu soru önemliydi. Yani Said Nursi yaşanılan dönemde niye bir tehdit unsuruydu meselesi. Şu sonuçla kapatmıştık aslında. Yani bir nevi Alaaddin, ben gördüğüm kadarıyla kelimeler grubunda tekrar gündeme taşımak istedi bu soruyu diye gördüm. Hatta şu an aramızda Himmet de müzakerenin devamı açısından Alaaddin'e bir soru yöneltmişti. Şu anda yani eğer kafada hala sorular varsa müzakere edilmesinde fayda var. Ama şu sonuçla kapatmıştık, en azından geçen hafta geldiğimiz sonuç oydu. Said Nursi'nin tavrı ve eserleri siyasi değildi ve fakat siyasi implikasyonları vardı diye. Yani derinlikli iman eğitimi insana hür olma, sorgulama, yaratılana tesir vermeme, suni gündemleri takip etmeme, otoriteye şartsız itaati kökünden kazıma, yalnız mutlak Rabbi mabut ittihaz etme, ne bileyim insanların hürriyetine müdahaleci olmama, tevhid mesajını yaşama ve paylaşma cehdi içinde olma gibi çok sayıda, neredeyse sayısız eylemi netice veriyor. Son kertede hepimizin derdi imanla eylemek. İşte bu hengamda imanla eylemenin siyasi yapılanmalar açısından
neden tehdit unsuru olabileceğini tam da bu hengamda, bu bağlamda kendini biraz gösteriyor aslında demiştik. Yoksa imanla eylemek meselesini gündeme getirmeyen, imanın pratiğine dokunmayan, tamamen pratiği merkeze alan veya tam zıttı, o da bir başka versiyonu çünkü, bir araya gelince imanı çalışan eserleri okuyup ama çarşıya çıktığında dibine kadar kapitalist, paylaşmaya gelince dibine kadar ben merkezci bireylerden oluşan bir toplumdan, politik sistemin çalışma mekanizmasını anlamış bir elitler kümesi niye rahatsız olsun ki? Benim şu ana kadar yaptığım çalışmalarda politik elitin bundan niye rahatsız olacağına dair bir sonuca varamadım ben. Eğer tamamen salt, pure bir mistikasyon içerisinde, bir mistik hava içerisinde iman etüt edeceğiz diyen grup var. Bir de mesele ameldir deyip dini amele, fıkha indirgemiş bir grup var. Ve bu gruplar toplumun içerisinde söz sahibi diyelim. Bir politik lider veya elit grubu, politik elit grubu bundan niye rahatsız olsun ki? Karşılaştırmalı siyasi analizler yaptığımızda bilakis Ali Mermer de yazmış, yani kendi politik emellerine faydalı görmüşler. Evet. Çünkü tamamen amel merkezli olmakla tamamen mistik, ne dediği belli değil, imanın eyleme dönüşmesi, imanın pratiği üzerine konuşmayan, biz imani meseleler hakkında konuşuruz arkadaş diyen gruplar, bunu fark etmeyen siyasiler, evet, insanlık tecrübesinde saçma sapan hareketlerin içerisine girdiler. Bu gruplara yüklenmeye çalıştılar. Ama sonra diğer politileri araştırdıklarında, ya bir dakika, biz niye böyle kendi kendimizi zora sokuyoruz? Bak, insanlar, diğer politik arkadaşlar bu işleri yönetebiliyorlar deyip ders aldılar. Bunun literatürde bir karşılığı bile var. Yani learning süreci, öğrenme süreci var. Yani siyasetçiler de öğreniyorlar. Ha, bir dakika ya. Bir kişi sadece salt iman, iman, iman deyip meselenin pratiğine dair ağzını bile açmıyorsa veya amel 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 deyip imana dokunmuyorsa çok rahat mobilize edilebilir. Siyaseten mobilize edilebilir sonucuna ulaştı insanlığın siyaset tecrübesi. Ha, bunun mekanizması nedir derseniz, nasıl mobilize ediyorlar, bu ayrı bir müzakere konusudur. Veya imanla ameli, imanla eylemeyi gündeme almamak neden kişi veya grupları mobilize edilmeye karşı daha eğilimli kılıyor derseniz, bu da ayrı bir sorudur. Güzel bir sorudur, müzakere edilmesi gerekir. Ama şu anda içinde ulaştığımız tecrübe gösteriyor ki bu çok rahat yönlendirilebiliyor. Dolayısıyla imanın, insanın eylemi üzerindeki dönüştürücü etkisi diyeceğim ben ona, dönüştürücü etkisi ciddi bir şekilde deşifre edilmesi gerektiği üzerine konuşuyorduk ki odanızda sürekli dile gelen bir ifade vardı. Ben şimdi yeni bir müzakereyi açacaktım ama Alaaddin'in elini gördüğüm için açmıyorum. Sonra konular karışıyor çünkü. Önce Alaaddin'i dinleyelim. Buyur Alaaddin. Bilmiyorum erken mi kaldırdım da ben sadece geçen haftaki bu müzakereyi devam ederken bu haftaya bu konuyu çalışırken imanın yansımaları diyelim İplika demiştiniz siz. Bu konuda geçen yıllarda Ali Mermer'in siyasi kimlik diye bir kavramı vardı. Onu getirince ben Oraya şahsım adına girme çalışamadığını düşünüyorum. oraya girmeyelim. Oraya girmeyelim. Ben şimdi bir müzakereyi açayım, o zaman sana ondan sonra söz vereyim. Olur mu? Çok özür diliyorum. Tamam, ben sadece o tamam.
Yok, ben zaten o müzakereyi açacaktım ama başka sorularla ilave edeceğim. Senin elini sakın indirme. Önce seni dinleyeceğiz. Çünkü ben Ali Mermer'i en son dinleme kararı alıyorum. Mikrofonu alınca bırakmıyorum diyor. Kendisini öyle tarif ediyor. Ben demiyorum. Kendisini öyle tarif ediyor. onu biraz şeye bırakacağım. Önce arkadaşları dinleyeceğiz. Birbirimiz bir müzakere edeceğiz. Tam da oraya geliyorduk, Alaaddin. Ama önce bir müzakereyi bir gruba tanıtalım. Yani duymayanlara da tanıtalım diye sözünü kesmek durumunda kaldım. Çok özür diliyorum. Şunu demeye çalışıyordum. Evet, imanın insanın eylemi, insanın eylemesi üzerinde dönüştürücü bir etkisi var imanın, iman eğitimi çalışmalarının. İman eğitimi çalışmalarının insan eylemi üzerindeki dönüştürücü etkisi ciddi bir şekilde deşifre edilmesi gerektiği üzerine konuşuyorduk ki dedim. Odamızda sürekli dile gelen bir ifade vardı. Ben bu ifadeyi çok kez duydum. Arkadaşlardan da duydum. Bu ifadeyle kastedilen nedir sorusunu sorduk. Ders bitti. O ifade de şuydu, az önce Alaaddin'in de bahsettiği üzere. Farklı versiyonlarla dile getirildiğini gözlemliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve anlam kaymaları hissediyorum ben dile getirilirken bağlamından koptuğu için. Hem bu kavramsal ifadeyi bizlerle paylaşan Ali Mermer de aramızda şu anda. Hem onu dinlemek isterim. O ne bağlamda bu meseleyi alıyor, onu dinlemek isterim. Hem de arkadaşların zihninde şu anda bu mesele nasıl bir karşılık buluyor, onu da dinlemek isterim. O da o ifade de şuydu. Bu önemliydi. Yani bir odanın içerisinde daha evvelden ulaştığımız ve gündeme getirdiğimiz böyle mottolaşmış prensipler var. Bunu yadsıyamayız. Bu çok güzel. Ama eğer o prensip üzerinde birbirimizle bir iletişim sıkıntısı yaşıyorsak, böyle tekrar tekrar onu deşifre edip, böyle açıp çatallandırıp onu çalışmak faydalıdır diye düşünüyorum. O yüzden bunu tekrar gündeme taşıyorum ve konumuzla da ilgili. O da şu, aslında geçen senelerde değil, yani geçen haftalarda bu ifade gündeme tekrar gelmişti satır arasında. Hadi uzattın Yunus, neymiş bu ifade söyleyin bakalım diyenler varsa söylüyorum. Politik kimliği olmayan tahkiki imanı hakkıyla yaşayamaz diye bir ifade. Veyahut şöyle de duydum ben. Kenara not aldım da siyasi bilinç oluşturmayan imandan hayır gelmez. Bu ve benzeri. Bende iki tane var şu anda. Bu ifadelerle ne kastedildiği, hangi bağlamda ne söylenildiği dikkatli bir şekilde edilmediği takdirde böyle can yakacak gibi hissediyorum ben. O yüzden önce diyorum ki arkadaşlardan başlayalım. Tam da Alaaddin yorumunu yapıyordu. Ben böyle onu kesmek durumunda kaldım. Hem özrümü tekrar dileyim Alaaddin. Buyur Alaaddin, önce senden başlayalım. Mesela bu ifade sende nasıl bir anlamda var? Sen bunu nereye oturtuyorsun? Buyur. Bu konuda dediğim gibi detaylı bir analize kendi dünyamda ulaşamadım. Ancak biraz düşündüğümde gerçekten anlamlı geliyor bana. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Nursi'nin eserlerine örnek verirsek, münazaratı Nursi'nin siyasi bilinci olarak anlayabiliriz diye düşündüm. Münazarat eserini. Mesela sözler şu aralar imanı bilinci ise özellikle onun da pratik yansımasının münazarat metni mesela bir siyasi bilinç olarak yansıması. Demin siz girişte ifade ettiğiniz iman bağlamında yani iman eğitimi, hakiki iman eğitimi alan bir insanın gerek kendi nefsinin rububiyetine ikna olmayacağı, gerek diğer insanların ve esbabın rububiyetine yani tesir sahibi olduklarına ikna olmayacağı için yani yarattık hiçbir şeye tesir vermeyeceği için bir şeyin var olmasında
bu duruşun başlı başına bir siyasi bilinç, bir politik kimlik anlamında insanlarla ilişkilerde bir politik kimlik olarak yansıması en bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ama şimdi arkadaşlarla ifade etsinler, altını nasıl doldurabiliriz? Bu konuda şahsen detaylı düşünmeye ve müzakereye, daha doğrusu hep birlikte politik müzakereye ve diğer arkadaşların ne düşündüğünü, evet, şeyi de bir açar mısın? İhtiyaç hissediyorum. Şeyi de bir açar mısın Alaaddin? Güzel bir başlangıç oldu bu arada, müzakereyi başlattığın için çok teşekkür ediyorum. Yani sosyal olana dair bir öngörü diye mi anlıyorsun sen politik kimlik dediğinde? Tam onu bir şöyle bir netleştirebilirsen, kenara not alacağım çünkü. Yani siyasi... Aslında öyle. Yani sosyal olana yansıması diyelim. Yani ben de öyle düşünüyorum yani şahsen. Güzel bir ifade. İmani bilincin sosyal alana yansıması. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Niye diyemeyelim? Ben not aldım. Senin yani bu Alaaddin'in paylaşımıydı diye. Muhammed Said, buyur. Ben bu iki senin paylaştığın notun ortak bir noktası olduğunu düşünüyorum. O da kimlik ve bilinç bana üç aşağı yukarı aynı şeyleri hatırlatıyor. Bir tutarlılık konusu, bir tutarlılık, bir başı ve sonu olma, bir... Yani insan hayatının içinde ne varsa, tecrübelerin içinde ne varsa, bu tutarlılığı kaybetmeden onları kendi dünyasına alabilme kabiliyetini kazanması insanın, bu kimlik ve bilinç, siyasi bilinç ve politik kimlik, bana yani özetle bir başı ve sonu olma ve tutarlı olma. Yani bir konuya geldiğinde diyelim ki vahiysiz medeniyetin yordamını kullanmak durumunda kalmak, mesela bu tutarlılığı kıran tutarsızlık veya politik bir kimliği olmamayı benim gözümde benim dünyamda o manaya geldi. İmanın terbiyesiyle pratiği arasındaki uyum mu diyelim ona, Muhammed? Bu bir soruydu aslında. Ne dersin Muhammed? Evet, evet, yani uyum ve bir kabiliyet vurgusu da var. Yani insanın tecrübesinin ulaştığı her şeyi o prensibi ters yüz etmeden prensiple beraber tecrübe edebilme kabiliyeti. Allah razı olsun. Uğur paylaşıyor. İman perspektifiyle hayatı anlamlandırma çabasında olan birinin seküler siyaset tanımlaması kaçınılmaz olacaktır. Buna göre siyaseti tanımladıktan sonra refleks olarak siyasi konulara yaklaşacaktır. İkinci olarak, bu bir ben anlayamadım ama bir dakika şimdi. İman perspektifiyle hayatı anlamlandırma çabasında olan birinin seküler siyaset tanımlanması kaçınılmaz olacaktır. Kısaltayım cümleyi. İman çabasında olan biri siyaseti seküler olarak tanımlaması kaçınılmaz olacaktır. Tam alamadım hocam. Yani geçiş açısından. Siyasetin seküler olarak yapıldığının farkın
daha olacaktır anlamında mı? Yani iman perspektifiyle hayatı, Allah razı olsun. Tamam, çok özür dilerim. Benim vurgu hatamda o zaman. Tamam, çok güzel. İman perspektifiyle hayatı anlamlandırma çabasında olan birinin, şöyle diyelim o zaman, sizin ifadenizle siyasetin seküler olarak yapıldığının farkındalığına ulaşması kaçınılmaz olacaktır. Buna göre siyaseti tanımladıktan sonra refleks olarak siyasi konulara yaklaşacaktır. Siyasetin seküler zeminde yapıldığını, gerçekleştiğini fark ettikten sonra diyorsunuz, refleks olarak siyasi konulara yaklaşacaktır. Şöyle mi? Bu refleksle siyasi konulara yaklaşacaktır anlamında mı diyorsunuz diye bir hemen sizin onayınızı. Dolayısıyla toplumsal olana, siyasi olana dair olan yaklaşımı, evet, bu refleks ile olacaktır. Dolayısıyla Allah razı olsun. İkinci olarak, siyaset bilinci olma ile siyaset yapma ya da güzel bir vurguyu gündeme getirmişsiniz. Zaten tam da bu yapmak istediğim vurgulardan bir tanesi buydu. İkinci olarak siyaset bilinci olma ile siyaset yapma ya da siyasetçilere dair algısını ayırmak gerek diye düşünüyorum. Kafa karışan noktalardan birisi burası olduğunu fark etmiş olmalısınız ki böyle bir yorumu paylaşıyorsunuz. Siyaset bilinci olmayla siyaset yapma arasındaki fark var diyorsunuz. Ben de şimdi soruyorum. Bu aradaki fark nedir diye soruyorum. Devam ediyorum. Üçüncü ve son olarak da politik kimlik ya da siyasi bilincin bu aşamalardan sonra oluşması kaçınılmaz olacaktır. Peki, iman eğitiminden sonra siyasi bilincin kazanılması kaçınılmaz olacak ise politik kimliği olmayan tahkiki imanı hakkıyla yaşayamaz cümlesi sorunlu bir cümle olmaz mı? Bu zaten iman eğitiminin sonucunda neticesinde otomatikman gelecek olan bir mefhum ise önce şimdi bir ben hızlı gittim. Uğur da cevap verdi. Önce ikinci soru şuydu. Peki siyaset bilinciyle siyaset yapma arasındaki fark var demiştiniz. Nedir o fark dediğinde? Uğur dedi ki en önemli fark siyasetçi kendi menfaatini düşünür. Siyasi bilinci olma da bunun farkında olma hali. Yani Zoka'yı yutmama mı diyelim? Zoka'yı yutmama hali. O feraset. Güzel bir açılımdı. Teşekkür ediyorum. Devam ediyorum Uğur'la olan diyaloğuma. Uğur diyor ki üçüncü ve son olarak da politik kimlik ya da siyasi bilincin bu aşamalardan sonra oluşması kaçınılmaz olacaktır. Tabii bu son hali siyaset yapmayla karıştırmamak çok önemli. İkinciye geri dönersek. Peki şimdi Uğur, eğer bu dediğin üçüncüsü doğru bir argümansa, yani sen şöyle dedin, iman eğitimine ciddi bir şekilde yoğunlaşan bir kimse siyasetin seküler olarak kurgulandığının farkına varacaktır. Siyasetin seküler bir şekilde kurgulandığını fark eden bir toplumun bireyi olarak toplumun içerisinde yaşarken otomatikman ona göre refleksler geliştirecektir. Dolayısıyla da siyasi bilinci bu aşamalardan sonra kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecektir diyorsun. Eğer bu mekanizma senin dediğin gibi işliyor ise, politik kimliği olmayan tahkiki imanı hakkıyla yaşayamaz cümlesi, sen bu cümleye karşı çıkıyorsun diye anlıyorum o zaman. Çünkü bu ifadede, eğer o ifade böyle doğruysa, belki ben yanlış ifadeleri taşıdım buraya, doğrusunu paylaşabilirsiniz. Politik kimliğin oluşması ve siyasi bilincin oluşması önceleniyor bu ifadede. Ama sen bunu erteliyorsun. Yani iman eğitiminin sonucuna koyuyorsun, ha? Öyle değil mi? Yakup diyor ki siyasetin seküler olarak tanımlaması mı? Ben yorumlarken, Uğur'un yorumunu okurken yazmıştın.
Uğur düzeltti zaten. İmani bilinç sosyal alana yansımıyor ise burada bir sorun var. Alaaddin güzel bir yerden vurmuş. İman ya bilinç düzeyine çıkmamıştır ya da kültürel tortulardan sıyrılmamıştır diye anlıyorum demişsin. Devam et Alaaddin. Elin havada. Buyur. Demin sizin son sorunuzda Uğur'un yazdığını tahlil ederken sorunuzda şöyle olmasın, şöyle değil mi? Politik kimliği olmayanın olmayan hakiki imanı yaşayamaz. Bu denklemde sanki şöyle sonuçtan gelerek sebebe gelerek bir cümle kuruyoruz. Bu da olabilir. Bu cümle kurulur. Yani bunun Uğur'un yazdığına değil, tersinden sebepten sonuca da bir cümle kurulabilir. Yani imanı bilinç yeterli bir düzeye ulaşmamış politik kimliği kimlik kazanılamazlar diyebiliriz. Benim anlayışım öyle. Yani birbirine ters şeyler değil. Sadece sonuçtan mı bakıyoruz yoksa sebepten mi bakıyoruz şeklinde bir bakış açısı farklılığı var diye düşündüm. O sorunu. Yani şöyle diyor Alaaddin, ben politik kimliği olmayan tahkiki imanı hakkıyla yaşayamaz cümlesinde bir ilişki ağından ziyade imanın tahkiki çalışmalarının meyvesini verip vermediğini gözlemleyeceğimiz yerdir o bilinç. O anlamda dersek olur diyor Alaaddin. Yani bu dediğine katılmamak mümkün değil Alaaddin. Yani şimdi burada gramer kavgasına girmenin alemi yok. Zaten mesele nedir? Mesele birbirimizi anlamak. Öyle değil mi? Yani neyi kastediyoruz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar odada arkadaşların Uğur'un da yorumunu okuyayım da bir önce. Sonra Ali Mermer'in bir evvelki yorumu vardı, onu okuyacağım. Politik kimliği ben tam olarak mevcut siyaseti reddetmek olarak anlıyorum. Benim politik bilincim bunun farkında olmamın sonucudur. Evet, Allah razı olsun. Şu an için şöyle diyorsunuz. Arkadaşım, imanın ciddi bir çalışması eylem üzerinde dönüştürücü etkisi olacaktır, kaçınılmazdır. İmanlı eylemenin dönüştürücü etkisi olacağı gibi insan-insan ilişkisindeki aksiyona dair yaklaşım da bir perspektif de getirecektir iman eğitimi. Bu perspektifin neticesi şu anda içinde soluduğumuz toplumsal ve siyasi yapılanmanın seküler olduğunu tespiti neticesini verecektir. Bu neticeyi vermemiş ise imanın tahkiki çalışmalarını sorgulamak gerekir dedi. Uğur Alaaddin'in ve Uğur'un yorumlarından benim şu ana kadar ve aslında Muhammed Said'in de yani o bütünsellik vurgusunu yapmıştı Muhammed Said. Tutarlılık, yani öz ve pratiğe dair, enfüs ve afaka dair tutarlılık anlamında bu anlayışı ifade etme biçimidir. Siyasi bilinci oluşturmayan imandan hayır gelmez ifadesinden ben bunu anlıyorum diye paylaştı arkadaşlar. Şimdi Ali Mermer'in bugünün siyaseti veya vahiysiz medeniyetlerin ürettiği siyaset. Zannediyorum bağlamı gereği paylaştınız ama Ali Mermer'i zaten konuşturacağız. O yüzden şu an bu cümlenizin bağlamını tespit edemesem de sizden dinleyeceğiz. Siz hazır olun yani. Sizi konuşturacağız. Bugün farklı bir tarz uygulayacağız. Doğrudan adrese teslim konuşma. Mikrofonunuzu açar mısınız lütfen? Sizi dinleyeceğiz efendim diyeceğiz. Ama önce bir anlamaya çalışıyorum şu anda. Gezgin diyor ki, Gezgin Emin'in sorusunu paylaşıyor. Diyor ki, politik kimliği olmayan tahkiki imanı yaşayamaz cümlesindeki politik kimlik tanımınız nedir? Bana bunu söyler misiniz? Diyor.
Benim de bunu tekrar gündeme taşıma noktasındaki sorumu dile getirmişsin Emin. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Yani o yüzden Emin'in sorusuna desteklemek açısından, yani politik kimliği olmayan veya bunu neden politik kimlik? Çünkü politik kimlik dediğimizde bunun çok farklı açılımları var. Bu çok farklı anlamları çağrıştırabiliyor. Bir siyasi parti eğilimini çağrıştırabiliyor, bir ideoloji tercihini çağrıştırabiliyor. Çünkü identity dediğimizde, kimlik dediğimizde, yani ben tarafım, yani çeşitli taraflar var. O taraflardan şu tarafta duruyorum işte ben şeklinde. İnsanın kendisini tanımlaması akla geliyor politik kimlik dendiğinde, çağrışım olarak. Bu ne demektir? Mesela apolitik olmak da politik bir kimliktir demiş Uğur. Bu çok meşhur siyasi bir söylem Uğur. Said Nursi, sadece Said Nursi değil, yani tek adam o değil. Mesela ben buna direkt şöyle bir karşı argüman geliştirebilirim. Yani apolitik olmak da politik bir kimliktir ifadesi siyasi bir ifadedir. Siyasilerin kurguladığı bir ifadedir diyebilirim. Çünkü bunu dediler tarih içerisinde çoğu zaman. Bizim zaten bu 16. mektupta bu siyasetten içtinab etme meselesi de öyledir. Yani siyasi bir, geçen hafta dedik ya Said Nursi'nin yaptıkları siyasi değil ama siyasi implikasyonları var. Bu böyle kendi içinde bir paradoks gibi duruyor ama öyle de değil aslında. Yani bu kainatta saadet ve emniyete ancak ve ancak toplumsal ve siyasi kurumlarla ulaşılabilir ve bu ulaşma noktasında poli, yani o bir araya gelme ve bir şehirleşme, bir yönetim altında toplanma eğilimi kaçınılmazdır. Bunun içerisinde herkes bir tavrını alır. Bu tavırda onun siyasi bilinci ve politik kimliğidir anlamında bir tanımlama yapılabilir. Ama bu tanımlama sorgulanabilir. Arkadaşım sen niye siyaseti bu kadar kaçınılmaz, vazgeçilmez bir yere oturtup ne kadar da siyaset merkezli bir dünya görüşü içerisindesin de benim siyasetten içtinap etmemi dahi bir siyasi bir refleks olarak algılıyorsun diye bir counter argüman, karşı argüman söylediğinde ne dersin mesela Uğur? Yüzleşelim diye söylüyorum. Yani bunlar üzerinde düşünmemiz gereken meseleler. En azından birbirimizi anlayalım diye. Evet. Ali Mermer, şimdi yorumları bağlamam gerekiyor. Bugünün siyaseti, vahiysiz medeniyetin ürettiği siyaseti hangi bağlamda yazmıştınız diye sormuştum Ali Mermer'e. Dedi ki Uğur'un notunun birinci bölümüyle ilgili. Hemen Uğur'un notunun birinci bölümüne geri dönüyoruz. İmanın perspektifiyle hayatı anlamlandırma çabasında olan birinin seküler siyaset tanımlaması kaçınılmaz olacaktır vurgusu. Bunu Ali Mermer oraya bugün ifadesini eklememiz gerekiyor diye paylaştı. Bugün içinde tecrübe ettiğimiz vahiysiz medeniyetin ürettiği, kurguladığı kurumsal anlamda siyaseti konuşuyorsunuz burada. Kurumsal anlamda, yani idari anlamda karşımızdaki kurumların seküler bir mantıkla inşa edildiğini farkında olmak anlamında bu vurguyu yapmamız gerekiyor demişsiniz. Ben bu vurgunuzu daha evvelki mektubat müzakerelerimizden de hatırlayacağınız üzere burada Ali Mermer siyaseti bir kurum olarak, siyaset olarak tanımlayıp bu vurgunun yapılması gerektiğini paylaşmışsınız. Allah razı olsun. Uğur, politik kimliği ben tam olarak mevcut siyaseti reddetmek olarak anlıyorum. Benim politik bilincim bunun farkında olmamışsınız. Bunu sordum, bunu konuştuk. Şimdi Gezgin üzerinden Emin'in sorusunu aldık. Evet, politik kimlikten neyi kastediyoruz? Bu konuda netleşmesi gerekiyor zihnimizin. Yani en azından neyi paylaştığımızı noktasında birbirimizi anlarsak problem çözülür. Alaaddin, politik kimliği olmayan Euzu billahi mineşşeytani ve siyasi sonucuna ikna olamaz.
politik kimliği tarif etmedin Alaaddin. Ama bunlar birbiriyle ilişkili diyorsunuz. Ahmet Ali hakim olan seküler siyaset anlayışının akışına tahkike dayanan varlık yorumunun kişide oluşturduğu şahsiyetlere karşı koyarak akışa kapılmadan içinde yaşadığı toplumla geliştirdiği ilişki biçimlerinden oluşan kimliğe politik kimlik olarak anlıyorum demişsiniz. En başta Alaaddin, Muhammed Said ve diğer arkadaşın Uğur'un yaptığı çizgide bir özeti olmuş Ahmet Ali. Arkadaşlar da öyle tarif ettiler. Zaten şu anda odada bunun dışında bir tarifte gelmedi. Sadece sorular geldi. Politik kimlik derken neyi kastediyoruz? Veya işte apolitik olmak da politiktir meselesi üzerinden bir müzakere döndü. Ama şu anda hemen hemen odanın içerisinde Ahmet Ali'nin dediği gibi yürüyor mesele. Abdülreşit Şahin'in iki tırnak içerisinde poli diye bir yorumu var ama bununla ilgili hangi vurguyu yapmak istediğinizi bilmiyorum, doğru ifade edebildim mi az önce? Yanlışsa buyurun hemen mikrofonu alabilirsiniz. Evet diyorsunuz. Zoka'yı yutmamak ifadeniz güzeldi. Yani çok özet bir şekilde meseleyi özetliyoruz gibi geldi bana diyor. Meselenin farkında olmak. Arkadaşlar da şu ana kadar oraya getirdiler. Bunu bu şekilde anlıyoruz dediler. Ben bu yaklaşımlarınızdan dolayı çok memnun olduğumu önce şahsım adına söyleyeyim. Hemen Ali Mermer'e bırakacağım mikrofonu. Yani bu sizi de dinlemek isteriz bu açıdan diye kendisiyle paylaşmıştık. Ama ben geçen hafta da gündeme getirdiğim üzere farklı kanatları taşıyor olmamız fıtridir. İnsanız, çeşitliliğe inanıyoruz. Çeşitlilik önemlidir, güzeldir. Çeşitliliği hayatta tutmak lazım. Ben şahsım adına bu dediğiniz manaya katılıyorum. Ama politik kimliği olmayan, siyasi bilinci olmayan şeklinde bunun ifade edilmesini tam katılamıyorum diyeyim. Katılamıyorum. Tam da az önce Uğur'a karşı argüman olarak sunduğum yerde durduğumdan dolayı. Yani hayatı siyasetin, ben daha çok kurumsal olarak siyasetten ziyade davranış açısından siyaset bağlamında meselelere yaklaştığım için diyeyim. Bu ifadelerle bunu ifade etmenin kendim adına tasvip etmiyorum diyeyim. Yani ben böyle en azından kullanmıyorum. Ama mana olarak dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Bilhassa kurumsal anlamda siyasetin ve bilhassa Muhammed Said Çakır'ın çok güzel bir yorumdu o. Yani imanın özü ile toplumsal olan arasındaki ilişkinin netleşmesi ve Alaaddin'in gündeme getirdiği, yani arkadaşım, İmanın tahkiki çalışması insan kainat ilişkisi noktasında sebeplere tesir vermeme ve sahiplenmeme terbiyesi noktasında beni bir noktaya taşıyorsa, bu neden beni insan insan ilişkisinde bir noktaya taşımıyor? Neden insan insan ilişkisindeki eylemimi dönüştürmüyor, aktive etmiyor, hakikati ortaya çıkartacak tavırlar haline dönüştürmüyor? O zaman buralarda bir yanlışlık yapılıyor. Bu bilinci vermiyorsa, insan insan ilişkisine dair meseleleri anlama anlamlandırma noktasında bir bilinci vermiyorsa, bu iman eğitiminde bir eksiklik ararım ben dedi Alaaddin. Zoka'yı yutmamak anlamında, bu anlamda dediğinize katılmamak, şahsım adına söylüyorum, mümkün değil. Sadece Emin'in az önce gündeme getirdiği şekilde, yani çünkü politik kimlik dediğimde benim zihnime çok farklı anlamlar geliyor. Gündelik bir dilde bunu kullandığımda da insanların zihninde oluşan anlamlardan dolayı bu tedirginliği yaşadığımı paylaşıyorum. Bir diğeri de cümlenin kurgusundan dolayı. Yani politik kimliği olmayan tahkiki iman yaşayamayız noktasında. Gerçi Alaaddin ben onu bir sonuç olarak görüyorum dedi. Ama cümlenin kurgusunda şimdi burada tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan şeklinde bir tartışmaya dönmesin. Bu da cümlenin içerisinde öncelenmesi, bu tarz meseleleri gündeme getirmek istedim. Ne düşünüyoruz diye en azından. Yani tahkiki iman çalışması yapmayan, hadi kelimeyle derdimiz yok diyelim, tahkiki iman çalışması yapmayan politik bilince ulaşamaz desek,
Mesela bu bende oturuyor. O yüzden mesela ben Ali Mermer'i dinlemek istedim. Acaba diyorum yanlış mı düşünüyorum? Yani hayır. Baya baya politik kimliği olmayan birinci sırada söyleyeceğiz. Çünkü noktasında benim ıskaladığım, kaçırdığım bir yer var mı? Bu noktada bana yardımcı olur musunuz diye gündeme taşıdım. Yakup buyur. Ben açıkçası yani bu cümlenin kurgusundaki politik kimliği önceleme anlamına gelebilecek şekilde bu cümleyi kurmanın sizin düşündüğünüz gibi çok doğru olmadığı kanaatini taşıyorum. Yani diğer taraftan şeyi gündeme getirmek istedim. Kavramsal noktada da bunu yani politik kelimesiyle farklı bir anlam yükleyerek ifade etsek olur mu şeklindeki tartışmaya da dün bir metinde karşılaştığım bir usul doğrultusunda şöyle bir şey söylemek isterim. Anladığım kadarıyla biz kavramları istediğimiz anlamları yükleyerek kullanmak şeklinde hareket ettiğimizde bir takım arızalar oluşturuyor. Bunu 8. mektup olması lazım. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın yaşadığı duygu durumu sevgi, aşk değil de şefkat olarak tarif etmesi ve bunda ısrar etmesi ve çünkü sevgi kavramının aşk kavramının farklı anlamları çağrıştırması sebebiyle o peygamberliğin makamına yakışmadığını ifade etmesi yaklaşımında enteresan bir şey gördüm. Yani biz istediğimiz kadar o aşk kavramına şefkat anlamını yükleyerek konuşalım. Üstün bir aşk diyelim. Aşkın bir aşk diyelim. O aşkta daima bir ağırlık, bir yük var. O kavramın kendi içinde. Dünyevi anlamlar taşıyor. Diye böyle bir tavır gördüm. Buradan şöyle bir sonuç çıkardım. Biz kavramlara da istediğimiz anlamları yüklemek noktasında mutlak bir özgürlüğe sahip değiliz galiba. Dolayısıyla bu zamana kadar konuştuğumuz ve artık bence kanalda bir uzlaşı oluştuğunu düşündüğüm siyaset kavramını da kullanırken aynı hassasiyette olmamız gerekiyor gibi geliyor. Yani siyasetten şeytandan kaçar gibi kaçmak anlamını çağrıştıracak şekilde bu tavrı tarif ederken dahi siyasi bilinç, politik bilinç şeklinde kullanımların aslında problem oluşturacağını hissediyorum. Duyan kişi açısından o sizin tarif ettiğiniz şekliyle anlaşılamayacağına ihtimal veriyorum. Bu yüzden bu noktayı da belirtmek istedim. Allah razı olsun katkın için Yakup. Eğer mümkünse, yani vaktimiz de şu an ideal, yani 3-4'te 3'ünü bitirmiş durumdayız vaktimizin. Ben bu noktada yani en az bir 4'te 1'i hak ettiğini düşünüyorum Ali Mermer'in. Yani meselenin açılması açısından. Eğer mikrofonu alabilirseniz çok memnun olurum. Yani sizi dinlemekten. Önce teşekkür ederim Hüsnü zannınız için de. Peki. Arkadaşları dinlemekte çok memnundum ve güzel gelişmeler vardı. Madem öyle istediniz, ben de moderatöre saygımız var. Saygım var. Diğer arkadaşların da var olduğunu görüyorum. Gerek Risale-i Nur'da, gerek toplumda politikacıların şu fiili anlamda parti politikacılığı yapan parantez içerisinde adi insanlar diyeceğim bugünün şartlarında kişilerin, insan da diyemiyor da, kişilerin kendi tavırları hariç, onu zaten gündeme getirenimiz de yok, oraya referans verenimiz de yok. Gerek toplumda insanlar konuşurken, gerek de Risale-i Nur'un içerisinde geçen kelimeleri itibariyle, siyaset kelimesi hangi anlamda, nerede, ne kullanılıyor, nasıl kullanılıyor itibariyle, zannettiğim kadarıyla hiç anlaşılmıyor demeyelim de, en az anlaşılan ve en az belirli olan, yani en çok belirsiz olan kavram siyaset kavramı. Nereye oturtuyoruz, nereye koyuyoruz? Bunu tanımlamak gerekiyor. Tanımlamadan kelimenin konuşulmasında bir
mana yok. Bu birincisi. İkincisi, ikinci aşama. Yani o naklettiğiniz cümleler konunun önemini vurgulama açısından konuşma sırasında gelişmiş olan cümleler, yoksa oturulmuş, modelleri kurulmuş bir ifade değil. Onunla ilgili de konuşmayacağım. Üçüncüsü, yani nereye vurgu yapacağımı belirlemek için, üçüncüsü ve artık konuya girmiş oluyoruz. İnsanlar temel yargılarını, ön yargılarını sorgulamak zorundadırlar. Ondan sonra hangi ya sorgulamazsa ön yargılarını olduğu gibi kabul ederek metne yaklaşır. Yani bir ifade, tarihi bir ifade, İslam tarihi ilgili bir ifade olarak İmam Ali de eline mushafı almıştı. Muaviye de eline, veya taraftarlar anlamına, sözcüler anlamında kullanıyorum. Muaviye de eline mushafı, aynı mushafı almışlardı. Birisi saltanatı onayladı, birisi saltanatı reddetti. Aynı mushaftan kaynaklanarak. Peşin hükümler, belli yargılar, kişisel, şu veya bu nedenle geliştirilmiş olan düşünce tarzları, yaklaşımlar sorgulanmadan, hangi kitabı okursanız okuyun, kitaba o anlamı vereceksiniz. Ha, fizik, kimya, biyoloji kitabından bahsetmiyorum. Yani itikadi meseleler, iman meselelerini konu edilmiş olan, dünya görüşüyle ilgili, varlık görüşüyle ilgili olan kitapları okursanız okuyun, kendi kalıbınıza sokacaksınız. Sokacağız, sokuyoruz. Hatta bu kişisel bazda erkek bir kadın evlenirler. Şimdi tarifler değişti mesela. İki erkek, iki kadın da birbiriyle evlenebiliyor bakın. Ona da evlenme deniyor. Evlenme merasimleri kanunileşiyor. Gittikçe yaygınlaşıyor. Bakın kavramlar değişti. Evlendik dedikleri zaman Türkçe konuşulan toplumun genelinde istisnalara var ve bu istisnalar büyüyor, gelişiyor. Genelinde bir kızdan, bir erkekten bahsedilir. Kafamda bu var benim. Ben bir yere düğün davetiyesi alsam, gitmem ama düğüne gitmemek prensibim. Çok yani zoka yedim de ondan. Her neyse, alsa birisi, bir kadınla bir erkek buluşacak zannediyor. Ama orada iki erkek veya iki kadın buluşuyor olduğunu görebildiği zaman şaşırır kalır. Bunu anlamak lazım. Ön yargılarımızın sorgulanması çok önemlidir. Şimdi mesela Türkçe konuşulan ve Anadolu denilen yerdeki yönetim biçiminin temel kavramı misak-ı milli şartlarına göre sınırlar çizilecektir. İnsanlar bu misak-ı milliyi bilsinler, bilmesinler. Arada bir canım ama benim kültürel background'um, benim kültürel yapım seninkinden farklı. Niye sen beni kendi kültürünün kurbanı ediyorsun? Kendi dilinin konuşulmasını bana empoze ediyorsun. Kendini bana geliyorsun, bir Türk dünyaya bedel yazısını benim dağ içerisindeki, üzerinde yaşadığım dağa zorla taşlarla kazdırıyorsun. Askeri güçle bana bunu gözüme soka soka söylüyorsun dediği zaman vatan bölücülüğü deniyor. Şimdi bu olur mu olmaz mı konuşmuyorum. Bakın kafada bu var. Ben bu kafayı taşıdığım sürece vatan diye bir nosyonu kabul edip o vatan nosyonu kavramını
Misak-ı milli sınırları içerisinde bilmem ne, biraz alaylı olsun diye söyleyeceğim de böyle kelimeleri kabul etmem pratikte. Bilmem ne gavurunun çizdiği sınırı ben kendime kutsalmış gibi telakki ettirecek bir anlayış ile yaklaştığım zaman o, bundan sonraki okuyacağım tüm metinlerde, dediğim gibi ilgili metinlerde, vatan kelimesini kendi kavramımının boyasını sürerek anlamlandıracağım. Kendi kavramının kavramlaştırdığım anlayışın boyasını sürerek ben ve sizler de tahmin ediyorum bu tecrübeyi paylaşmışsınızdır. Risale okuyucularının Risale-i Nur'daki geçen en çok geçen kelime nedir? Risale-i Nur'da desem hepiniz iman diyeceksiniz, tevhid diyeceksiniz. İman ve tevhid anlayışının Anadolu evliya menkıbelerinin kırıntılarından oluşmuş olan bir iman kavramının, anlayışının içerisine yerleştirildiğini görüyorum. Sen istediğin kadar Kur'an oku, oradaki iman kavramı geçsin. İstediğin kadar Risale-i Nur'un tahkiki iman mevzularını işleyen yerlerini oku, ezberle. Hayata yansıması, pratik hayattaki yansıması sizin iman kelimesine yüklediğiniz anlam ile boyanacak, sınırlanacaktır. Bunun kaçınılmaz olduğunu anlamamız lazım. Onun için önce kendi kavramlarını, benim klasik örneğimde, önce bir kenara koy o senin din diye bildiklerini. Din adına kullandığım terminolojinin tümünü bir kenara koy. Çöpe atma ama bir kenara koymadan Risale ya da Kur'an okursan kendini okursun. Artık bu benim klişeleşmiş sözüm. Risale okur, doğru okur, yanlış anlar. Bir çok sevdiğim, hürmet ettiğim zat vardı. Bizim Anadolu'da insanlar Risale-i Nur'u yanlış okurlar, okur yazarlıkları bile gelişmiş değil ama doğru anlarlar derdi. Ağam amcası da o, haklı. Ama sen ve ben bunu yapmamamız lazım. Bizler Risale-i Nur'u alıyoruz elimize, okuyoruz, doğru okuyoruz kelimeyi ama kendi kafamdaki anlamı yüklüyorum. Bu kişisel bazda aile ilişkisinde bile benim ailem üstün diye bilen bir erkek ya da kadın kocasının ya da hanımının, karşı cinsin ailesini önce kendi ailesinin kültürel, mali, sosyal statü vesaire açısından daha aşağı olduğunu kabul ederek evlilik hayatına başlıyor. Ondan sonra karşı taraf kendi ailesinden getirdiği bir kültürel değeri yeni kurulan ailede uygulamaya başladığı zaman karşı kişi de bir alerji oluşuyor. Beni bu hale mi sokacaktın sen diye. Ben bunu çok gördüm. Ben böyle yapamam. Niye? Kendisine başka bir statü verdi. Bu asabiye cahiliyenin el İslamiyetü neydi o tabir? Neyse. Bir arkadaş söyleyiversin de söylemese de yazsın neyse. Onun yazıya bakamıyorum şimdi. Cahiliye asabiyesini yıkar. Şimdi cahiliye asabiyesiyle yani damar tutkunluğu ile yani ön yargısı ile. Mesela adam tutturuyor diyor ki halifelik mutlaka Araplarda olacak ve Arapların içinde de Kureyş'te olacak diyor. Yani Yahudilik dininde bir geleneği var. Livai
kabilesinden olmayanlar temple'ın yani dinin öğretisinin temsilciliğini yapamazlar. Onun gibi Kureyş ve Livay oldu. Yani Yahudileştik. Her neyse hadisler falan nakledilir. Ben şöyle biraz daha ciddi baktığımda Resulullah'ın Hazreti Ayşe ile konuşmasında Hazreti Ayşe senin kabilen der. Kureyş demez. Senin kafandaki o kabilecilik zihniyetini de kastediyor olabildiği gibi kendisini kabilecilikten tenzih eden bir tavırdır. İnsanların kabilecilik fikri demektir. Bunların altını kazımak lazım. Resulullah ben ille de Kureyş'tenim. Benim yönüme, benim yerime, yönetime geçecek olan mutlaka Kureyş'ten olacak diye bir miras bırakmadı bize mesela. Bunun gibi ön yargıları içeren kavramlarla birlikte madem konumuz Risale'deki siyaset kelimesinin içeriğinin nasıl doldurulması gerektiğini konuşuyorsak önceden oluşturulmuş manaları geliştirilmiş kavramların mutlaka sorgulanma şartı var. Bunu ben sizin yazdığınız o cümlecikleri haklı çıkartmak için söylemiyorum. Önce politik kimliği olmayan diye. O ayrı, o yani dikkat edin nerede duruyorsunuz şahsi hayatınızda, toplum hayatınızda. Yani bu toplum mesela hangi ideoloji çıkarsa çıksın, bu ideoloji bir toplumsal hareket olabilir. Mesela hippie hareketi. Hippie hareketi 1980'lerde çıktığında nasıl oldu da bir patlama yaptı? Teknoloji gelişme insana huzur vermez diye teknoloji gelişmenin çocukları isyan edip dağıldılar. Kaliforniya'dan dünyaya dağıldılar. Asya'ya gittiler, İslam ülkelerine gittiler, Kuzey Afrika'ya gittiler. Başka medeniyetler olması lazım. Benim her tarafım makine dolu oldu. Yine de ben mutlu değilim. Hatta daha çok mutsuz oldum. Makinenin içinde boğuldum dediler. Nasıl oldu da bu hareketi öldürdüler? Sorgulamamız lazım. Commercialized denir. Ne demek? Ticari hale getirdim. Ya hippiliği moda yaptılar. Bu sefer hippi zihniyeti modanın bir parçası oldu. Sonra o modaya göre elbiseler ürettiler, piyasaya sürdüler. Herkes hippiliğin ne olduğunu farkına varmadan hippilerin bir tepki hareketi olarak giydiği yırtık, paçaları, püskülleri dağılan ütüsüz elbiseler, o zaman için ütü önemliydi. Ütüsüz elbiseler, şimdi kimse ütüyü takmaz da, o zaman için ütüsüz elbiseler, şimdi yırtık pantolon modası var ya, düşük pantolon, yırtık pantolon. Ya daha neler gelecek, bakın şimdi bilmem neresi yırtık, dizi yırtıklı, yarın bilmem neresi yırtık olarak da bir moda gelişebilir, hiç korkmayın. Bir sürpriz de olmasın. İnsanları maymunlaştırdılar. Papağanlaştırdılar, taklit ehli yaptılar, commercial yaptılar. Toplum hayatında beyinler yıkandı, camilerde belli kavramlar geliştirildi sürekli. Bunu ben devamlı yaşıyorum. Mesela Hristiyanların camisi, kilisesinde devamlı şu söylenir, devamlı ama sakın ola ki aklınla İmani meseleleri anlamaya çalışma. Bu şeytanın bir ürünüdür. Sonradan kazanılmıştır. Aklın ürünleri sonradan kazanılır. Fakat iman sende zaten var. Kullan onu der. Müslümanlar da aşağı yukarı aynı şeyi söyler duruma geldi. Yahudilerin sinagoglarına gidin. Onlara ne deniyordu Türkçe'de? Havralarına gidin. Havralarında da ey Allah'ın seçkin kulları.
seçkin kullar. Bu ifade siz Allah'ın çocuklarısınız. Children of God sizsiniz. De bu, ben kusura bakmayın İngilizce karıştırdım. Allah'ın çocukları sizsiniz. Sizler çok ulvisiniz. Bu dünyanın refahı sizinle gerçekleşecek. Bu amacınızı unutmayın. İnsanlar sizin dediğiniz yolda, istikamette, sizin yönetiminizde çalıştıkları zaman kurtulacaklar. Bunu çocuk bir yaşında konuşmayı duyduğu andan itibaren devamlı yutar. Ondan sonra bu insana sen çok zor şartlarda insanların hepsi Allah'ın kuludur diye, ben sinagoglara davet edildiğim zaman Yahudi toplantılarında bunu söylerim. Tüm insanlar Allah'ın çocuklarıdır. Hepsini bu aynı Allah yarattı derim. Böyle kaşların çatıldığını, bazılarının böyle gözlerinin açıldığını ve fakat onların politik gayelerin nedeniyle bir şey söylemedi. Fiil olarak, pardon, söz ile söylemezler ama fiil ile söylerler. Fakat belki işlerinde ehli insaf vardı. Ya hakikaten biz niye böyle görmüyoruz der ümidiyle söylüyorum ben. Neden bunlar hep böyle uzun uzun, madem bana fırsat verdin bir daha uzatmayacağım şimdi. Toplum bazında da böyle kavramlar gelişiyor. Yani bir önceki derste vatan, millet, dinimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diye bir slogan geliştirilir. Bunu herkes yutar mesela. Ne demek istiyorsun diye sormaz. İşte bu sorgulamayı yapmayan bir kişi kendi ön yargılarını okuduğu Risale-i Nur'a giydirecektir, kaçınılmazdır. Ben bu anlayıştayım. Öyle bir Risale okuması yapılacak ki ön yargılardan soyutlanmış, onların da gerçekliği neyse, hangi kavramsa, bu neyin nesidir diye. Mesela iman neyin nesidir? İmanda ne kastediliyor? Gayıptan ne kastediliyor? Hani bu Ramazan'ın bereketi olarak ben çok faydalandım. Melek dediğim zaman ne kastediyorum ben? Sorusunu sorduğum zaman böyle hallaç pamuğuna dönüyor kafamız. Neye? Çünkü hiç sorgulamadan tutturmuş gidiyoruz. Hiç sorgulamıyoruz. Toplumda gördüğüm bir hareketin, bir davranışın herkes önüne şöyle mobilyayla düşüyor diyor. Ben niye düşeceğim demiyorum. Öyle bir şey yok. Kızım evleniyor, oğlum evleniyor. Ben haşa, ben böyle bir şey yaşamadım da Allah muhafaza etsin. Birisinin yani. Kızı çocuğu evleniyor, oğlunu evlendiriyor. Sevinç içerisinde ilk düşündüğü iş nedir? Oturma takımı, yatak takımı, mutfak takımı, bilmem işte misafir odası takımı. Cacurt, takım. Alırsınız mesela 5 tane kaşıkla gelin ya da 7 tane kaşıkla gelin. Hayır efendim, olmaz. Neye? 6 olacak. 6-5'e düştü mü artık onunla servis yapamaz. Masasız, sandalyesiz yemek yiyemez. Bunlar neden? Neden böyle? Çünkü işte çeyiz düzerken ne alacağız? Sorusunun cevabı, çevredeki insanlar çeyiz düzerken çocuklarına ne aldılarsa o da onu alır. Haçtan gelirken ne getireceğim? Ne getirirler toplumda? Zemzem getirirler. Çin'de üretilmiş tesbih, Çin'de üretilmiş şimdi Türkiye'de. Fark etmez, ikisi de seküler bir yer. Türkiye'de üretilmiş seccade getirir. Mısvak getirir, parça, odun parçası kimse kullanmaz. Küçümsemiyorum. Bakın onlar ayrı konular. Fıkhi konulara girmiyorum. Girmem zaten ben. Bir de bir iki teneke zemzem getirir. Ayağa kalkıp içerine. Ne oldu? Hurma getirir. Hurma. Bir dakika. Şimdi Kaliforniya'ya giden veya şimdi Anadolu şartlarında konuşalım. Adana'ya giden karpuz getirir. Neydi orası? Dört yola giden mandalina getirir. Değil mi? Portakal getirir, limon getirir. Mekke'ye giden ne denir? Hurma getirir. Şimdi Kaliforniya'yı karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Mesela dört yola gidip de
bir kasa limonla gelen kişi kutsal bir iş yapmış mıdır? Yok, orada bol, ucuz onun için. Peki neden Mekke'ye giden, Medine'ye giden hurma getirdiği zaman ucuz? Evet, buradakinden çok ucuz. Medine'ye giden hurma getirdiği zaman kutsaldır, sünnettir. Bakın kavramlarımıza. Sen ondan sonra sünnet seniye deyince ne yapacaksın? Bu kişi hacca gidecek, gelirken bunları getirecek, sünnet. Ondan sonra diyecek ki sünneti ihya ettik. Bunların nazarı itibar alınması lazım. Gerçekten beni ne derler, spoiled, şımarttın. Sana çok vakit vereceğim diye selamlar edin. Allah razı olsun. Yok, bence hoş oldu. Yani bu ifadenin arkasında, bu ifadelerin veya bu heyecanın arkasında böyle bir motivasyon olduğunu paylaşmanız hoş oldu. Alaaddin'in hem yorumu var hem eli var. O zaman eline bırakalım mikrofonu. Yorumunu da okuyup dersi de bitirirsen çok memnun olurum Alaaddin. Buyur. Yorumumdan başlayayım. Kültürdeki kavramları bırakmayı, bir kenara bırakmayı bahsetmiştik demin. O bağlamda bir düşünce aklıma geldi. Şöyle dedim. Kültürden aldığım dini veya yani o dini kavramları diyelim veya herhangi bir kavramı bir kenara bırakmadan Risale-i Nur'u okuduğumda örneğin esbaba tesir vermemek gerekir cümlesini söylerken oradaki kavramları kendi dünyamdaki kavramları anlamlarla doldurduğum için o kavramların içerisini öyle ki bu cümleyi söylerken bile esbaba tesir veriyor olabilirim yani. Bu kadar durum dramatik bir durum yani. İlginç. Bir de bu Ali Mehmet'i dinlerken benim şöyle bir nokta dünyama geldi. Geçen derslerimizde özellikle lemaat derslerinde şöyle bir tespit vardı bu ortada. Sorunun teşhisi sosyal toplumsal alanda yapılır diye. Şöyle bir şey bir sonuç olarak ben öneriyorum acaba bir sonuç olarak böyle bir şey düşünebilir miyiz diye sunuyorum şu an odaya. Siyasal bilinç veya Yakup bu biraz sakıncalı olabilir dedi. Sosyal bilinç de diyebiliriz diye isim olarak çok önemli değil. Sosyal bilinç de diyebiliriz. İmani bilinçteki bilincin imani bilinç, tahkiki iman konularındaki arızalar diyelim tırnak içerisinde arızaların yansıdığı ayna sosyal bilinç veya siyasal bilinç veya toplumsal alandaki tezahürleriyle onu görebiliriz. İmani bilinçteki arızaları sosyal alanda, sosyal bilinçte, siyasi bilinçte veya toplumsal alandaki toplumsal alan aynasında onu görebiliriz bir diye bir sonuç çıkardım. Tutarlı olur mu? Ben sana dersi bitirir misin diye mikrofonu verdim Alaaddin. Sen dersi uzatmak için mikrofonu aldın. Soru olduğu için kusura bakma bitiremedim dersi. Soruydu. Elhamdülillah. Düşünmek için güzel bir soruydu. Bence herkes notunu aldı. Bugün bütün derslerimiz uzadı. Bu dersimiz de uzadı. Hakkınızı helal edin ama... Hoş bir müzakereydi. Alaaddin'in sorusuyla bitirmiş olalım. Alaaddin, yani tekrar hatırlayalım. Yani o sorunun tespiti toplumsalda meselesiyle, ya bu imani bilinç dediğimiz mesele, ancak bu imani bilinç ile toplumsal olandaki yansımaları görebiliriz diye anladım ben, ne dersiniz diye paylaştı. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.